Bu videoda küçük ve basit dokunuşlarla evinizin bir köşesinde nasıl farklı bir hava yaratabilirsiniz, bunu göstermeye çalışacağım. Bu ilk video, sonra ikinci videoda bunun devamı olacak. Basit, burada bir sade bir kanepem var, krem renkli. Onu nasıl hareketlendirebilirim? Tabii ki yastıklarla, değişik boyutlarda ve dokularda, desenlerde yastıklar kullanarak, bir küçük battaniye kenara ekleyerek yine o sıcaklığı devam ettiriyorum kenarında. Sonra arka plana geçiyorum. Bu arada kedim de merakla bakıyor. Arka plan belki şu anda çok net görünmüyor size ama birazdan oraya yakın çekim yapacağım. Daha iyi anlayabileceğiz oradaki detayları. Burada halımdaki renkleri birazcık gösteriyorum ve halımdaki renklerin krem rengi kanepede aslında nasıl devam ettirdiğimi göstermek için böyle bir yakın çekim yaptım. Şimdi nişe doğru ilerliyorum. Arkadaki rafları nasıl düzenledim? Burada kırmızı renkleri gruplamaya çalıştım. Sonbahar kış dönemi için hoş bir renk seçimi oluyor. Tabloları duvara asmak yerine raflarda kullanmayı da çok seviyorum. Böylece bana esneklik sağlıyor yer değiştirmek istediğimde. En üst rafa genelde dokunmuyorum. Orası deniz temalı ve bana ferahlık veriyor. Hangi mevsim olursa olsun. Şimdi başka bir düzenlemeye göz atalım. Diyelim ki ilkbahar geliyor, önümüz yaz. Yaz planları kuruyoruz, hayaller kuruyoruz. Etraf yeşilleniyor, doğa canlanıyor. Bu hızlı geçiş için özür diliyorum. Bu konularda çok yeniyim. Şöyle anlatayım. En sol başta arkada armut yeşili bir yastık var. En sağ başta da arkada sarı krem pastel renklerinde bir yastık var. Onların hemen önünde, biraz önünde tropikal desenli iki yastığım var ve zümrüt yeşilli yastıklarla bir kontrast yapsın diye irili ufaklı onları ekledim. Bir de safran sarısı yastığı en önüne koydum ve karşısına geçtim, bakıyorum. İçime sinmeyen bir şeyler var, olabilir. Yeni bir düzenleme yapalım. Evet, böyle daha iyi oldu bence. Tropik desenleri biraz öne aldım. Ama safran tonu pek gitmemişti o kombine. Onu da oradan çıkardım. Ve tabii ki küçük battaniye sevgim kendini gösteriyor ve trolum geldi. Kedimin kuyruğu da geldi. Sehpanın üstündeki bitkileri nişin ilk rafına aldım. Tropik havayı bir parça orada devam ettirmek için ve o yeşil mavi tonlarını çok sevdiğim için ikinci rafa da bu tonlarda bir seramik, çok sevdiğim bir seramik kase koydum. İki tarafına da eskiciden aldığım pirinç pozuları yerleştirdim. Ne kadar çok, o kadar iyi. Ben gruplamayı çok seviyorum. Siz de bunu evinizde deneyebilirsiniz. Değişik yerlere dağıtmaktansa gruplayıp daha büyük bir etki yaratabilirsiniz. Üçüncü bölümde balkon, teras gibi dış mekanlarda ne yapabiliriz? Buna bir bakalım. Açık ve düz renk mobilyalar her zaman üzerinde kolaylıkla oynama yapabileceğiniz boş bir kanvas gibidir. Bu yüzden tercih edebilirsiniz. Ben arkadaki bambulardan yola çıkarak tropik bir hava yaratmaya karar verdim terasta. Ama yine küçük dokunuşlarla bunu bir sahil kenarı havasına dönüştürmek de mümkün. Bu tropik havayı çeşitli renkler, objeler ve desenlerle desteklemeye çalıştım. Yaz akşamlarını açık havada geçirmeyi çok seviyorum ancak balkon aydınlatmalarından da pek hoşlanmıyorum. O zaman da tabii mum kullanmak çok güzel oluyor. Mum ışığında mesela oturup müzik dinlemek beni çok dinlendiren bir aktivite. Sizi de mutlu eden neyse onu düşünün. Çıkış noktanız bu olsun. Kendinizi hayal edin.
Ve oradan başlayın. Biraz yakınlaşıp detaylara bakacak olursak bu tropik desenli, kuş desenli iki yastıkla başladım ben aslında. Diğerleri zaman içerisinde eklendi. İlk iki yastıktaki renk skalası diğer objeler için de baz oluşturdu. Burada gördüğünüz veya göreceğiniz objeler, sehpalar, halı hepsi değişik zamanlarda ve farklı yerlerden çoğunlukla alınmış şeyler. Zaman içerisinde geliştirmek çok zevkli. Kendi yaptığınız, eğer elinizden geliyorsa, eliniz yatkınsa, kendi yaptığınız objelerle de çok zenginleştirebilirsiniz. Bu da çok zevkli bir şey. Mesela şu yastığı çok sonradan bulmuştum ve bir arkadaşıma rastlamış gibi sevindim gördüğüm zaman. Böyle işleri çok sevdiğim için olsa gerek. Siz de aslında buna bence en çok kafa yorun. Yani bir aklınızda bir tema ve bir renk kombinasyonu olduğu sürece zaman içerisinde güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. Burada bir pencere önü vardı. Oraya da örümcek bitkisi familyasından iki tane ekleme yaptım hasır saksılarda. Bambuda küçük bir tropik kuş sallanıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Elimizde kendimizi iyi hissedeceğimiz alanlar yaratmamız gerçekten çok önemli. Balkon veya terasınız yoksa hiç dert değil. Bir pencere önünü bile dönüştürüp kendinize bir mola verecek, bir nefes alacak alan yaratabilirsiniz. Sorularınız olursa video altında paylaşın. Cevaplamaktan memnun olurum. Veya kendi mola alanlarınızı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler.